ASKON Bitlis Şube Başkanımız Ömer Karabey'e teşekkür ediyoruz. Bugün AK Parti olarak bizi, il başkanımızı ve diğer arkadaşlarımızı Tatvan'daki mekanlarına sabah kahvaltısı için davet ettiler. Kahvaltıdan sonra Türkiye'nin gündemindeki en önemli gündem maddemiz olan 16 Nisan'da yapılacak olan referandumla ilgili, anayasa değişikliği referandumu ile ilgili sohbet ettik. Soruları cevaplandırdık. Karşılıklı bir şekilde, güzel bir şekilde istişare ettik. Tabii gördüğüm ASKON üyelerinin tamamının bu işin ne kadar doğru olduğunu ve bu süreç içerisinde gelecekleri destekleri gördüm. Çok memnun oldum. İnşallah ASKON üyelerinin de cazibe merkezleri konusundaki bazı talepleri var, haklı talepleri var, müracaatları var. Onları da biz inşallah el birliğiyle Ankara'da takip ederek Tatvan'ımıza, Bitlis'imize yapılacak olan yatırımların hızlanması açısından gayret sarf edeceğiz. Bitlislerin kararlarını gördüm. Arada belki kafa karışıklığından ve bu işe hayır diyenlerin yanlış propagandalarına saplanan veya eksik bilgilenen kardeşlerimizi de inşallah birer birer konuşarak kafasındaki bu soru işaretlerini gidererek Bitlis'in referandumda bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için Türkiye'nin vesayetten, terörden ve dış güçlerin etkisinden kurtulması için bu referandumda Bitlis'in güçlü bir şekilde evet diyeceğine inanıyorum ve bütün ASKON'daki kardeşlerime de bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte 16. Nisan'a kadar hep buralardayız. Bol bol konuşacağız. Hem referandumla ilgili sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy dolaşacağız, anlatacağız doğruları. Hem de Bitlis'in sorunlarını daha yakından görmüş olacağız. Ankara'da işlerimizi tabii askıya aldığımız için, bir ara verildiği için daha çok zaman ayırmış olacağız. Seri halde bu bölgenin bilhassa Tatvan'ın mesela çevre yolu inşallah yakında ihalesi tamamlanıyor. Diğer sıkıntıları olan bölgelerle ilgili ne varsa Tatvan'la ilgili ve işsizlikle ilgili. Şimdi İşkur'dan aşağı yukarı ilimize milli eğitim hariç ki onlar devam ediyor. 1500 tane geldi, kadro aldık. Daha da artırmaya çalışıyoruz. İnşallah bölgenin insanının, gençlerin işsizlik problemini bu cazibe merkezleriyle çözmeye gayret edeceğiz. Ve bütün çalışma barışını bozdu. Hala üstümüzde 750.000 tane kardeşimiz var. İnşallah çözülecek, onlar da çözülecek ama bunlar bir defa muhtıra vermeye kalktılar. Ama orada Allah razı olsun yetkililer sizin yaptığınız gibi bu 4 partiyle bir araya, 4 parti bir araya gelip bunlar çok konuşuyor. Günlerce, yıllarca konuşuyor. Bizim ferasetiyle en son 15 Temmuz'da yaşananları hepimiz şahit olduk. Çünkü geçmişteki bazı dönemi 80'i bile hatırlayamıyoruz.